Videoya geçmeden kısa bir duyurum var. Şu an ekranda gördüğünüz Steam market fiyatı 10 dolar olan M4 A4 tenha boşluk az aşınmış eşyasını Discord üyelerimden birine hediye edeceğim. Açıklamadaki linkten Discord'a gelip Skin Hediye kanalına göz atmayı unutmayın. Herhangi bir abone olma şartı vesaire bulunmuyor ancak destek olmak ve bu hediyelerin devamlılığını sağlamak için abone olabilirsiniz. Bugüne kadar birçok envanter dizme içeriği görmüşsünüzdür. Bu içerik türü özellikle Counter-Strike içerik üreticileri için yazılı olmayan bir kural gibi. Bugün ise aralarına bir yenisi daha eklenecek. Bir tane hatır usulü tavuk döner dürüm az diyerek düşük bütçeyle dizebileceğiniz bana göre en karakteristik envanteri dizeceğiz. Kısıtlı bütçemiz olduğu için her silah ucuz skinler almaktan ziyade daha çok sık kullanılan silahlara önerilerde bulunacağım. Örneğin susturuculu MP5 için para harcamak yerine ona harcayacağımız parayı AK ve M4 gibi silahlarda kullanacağız. Tabii ki ufak tefek değişiklikler ve eklemeler çıkarmalar yapmak tamamen zevk meselesi. Daha farklı envanter dizme konseptleri için isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca hype göndererek de bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler ve fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ama öncesinde bu videonun partneri Hellcase. Açıklamadaki linkten Stunnex koduyla giriş yaparak yapacağın her yüklemeden %10 bonus elde edebilirsin. Ayrıca yükleme yapmasan bile Stunnex kodunu kullanarak elde edeceğin 0.70 dolarlık ücretsiz bakiye ile sitede vakit geçirebilirsin. Burada aradığın her şey fazlasıyla var. Ucuzdan pahalıya yüzlerce kasa seçeneği, diğer kullanıcılarla kasa savaşı imkanı, yükseltme ve kontrat modları, hatta günlük yenilenen ücretsiz hediyeler bile mevcut. Sürekli düzenlenen etkinliklerde vakit geçirip ödüller kazanabilir veya çekilişlere katılabilirsin. Açıklamadaki linkten Stunnex koduyla siteye kayıt olup %10 bonus ve 0.70 dolar ücretsiz bakiyeni almayı unutma. Beni dinleyip destek olduğunuz için sizlere ve bu videoya partner oldukları için herkese teşekkürler. Ucuz ama neye göre ucuz? Kimi için bu 100 lirayken kimi için birkaç bin lira olabilir. Bunu belirlemek için yalnızca haftalık droplardan kazandıklarını satan ve haftada 2 tane yediği Hatay usulü tavuk döner dürümü 1'e düşüren bir öğrenciyi baz alalım. Haftada 4 defa drop aldığımızı düşünürsek aktif havuzda bulunan kasaların ortalama fiyatı şu anda 0,51 dolar. Bu fiyat Steam Market'te sattıktan sonra Steam'in aldığı komisyondan sonraki cebinize kalan tutar. %99 oranında bu 5 kasadan birini düşürüyorsunuz ancak örneğin bu kasada ihtimaller dahilinde. Bir ayda droplardan kazanacağımız miktar 2 dolar. Haftada 1'e düşürdüğümüzde Hatay usulü tavuk dürümü de hesaba katarsak yanında patates ve ayran olan bir menü ortalama 150 TL civarında. Haftada birden bir ayda 4 dürüm yapar. Bu da 600 TL yani 17.61 dolar. Süreyi uzatarak bütçeyi arttırmak sizin seçeneğiniz. Bekleme süresini uzatırsan zamanla daha da ileri gidersin. Ancak benim baz alacağım miktar 670 TL olacak. Yuvarlak hesap 700 diyelim. Yani güncel kur üzerinden hesaplarsak 20 dolar 55 cent bütçemiz var. Son olarak vereceğim fiyatların hepsinin Steam market fiyatı olduğunu göz önünde bulundurun. Yani aynı skinleri daha ucuza daha farklı sitelerden alabilirsiniz. Tabancalardan başlarsak ilk silahımız USPS. USPS için uzun süre kullandığım flashback yani anımsama skinini tercih ediyorum. Düşük floatlı görevde kullanılmışını 0.7 dolara bulabilirsiniz. P2000 tercih edenler için ise handgun yani el tabancası skinini önerebilirim. Zaten P2000'de hangi skini seçersen seçin nadir oluyor. Çünkü oyunda genellikle USB tercih edildiği için çoğu skin'e pek fazla rastlamıyoruz. Bu skin ise oldukça şirin ve 0.8 dolara görevde kullanılmışına ulaşabileceğiniz fiyatıyla oldukça cazip. T tarafında kullanmak için Glock 18 Moonrise yani ay doğması skin'ini az aşınmış olarak 0.85 dolar civarına alabilirsiniz. Uzun süre kullandığım skinlerden birisidir ve üzerindeki kaplamaya benzer bir duvar kağıdını bilgisayarımda kullanıyorum. Pixel art seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Geri kalan tabancalar arasında yalnızca Desert Eagle için bir bütçe ayıracağım. Eğer siz 5.7, Tech-9, A250 gibi silahları daha çok kullanıyorsanız bütçenizi burada değerlendirebilirsiniz. Deagle'da çakma ve blaze isteyenler için Oxid Blaze'in az aşınmışı 0.5 dolar tercih edilebilir. Ancak hemen hemen aynı fiyata CS2'nin ışıklandırmasıyla muhteşem gözüken Desert Eagle Bronze Deco'da tercih edilebilir. Hafif makinalar kısmında ise CT için bu metada en çok kullanılan MP9'u tercih ediyorum. Skin olarak ise şu anda kullandığım bana göre en güzel skinlerden birisi olan MP9 Food Chain yani besin zincirini önereceğim. Fiyatı biraz tuzlu ama kesinlikle pişman olmazsınız. Görevde kullanılmışının fiyatı 2.5 dolar civarında. Eğer pahalı geldiyse düşük floatlu eskimişinde 1.8 dolara bulabilirsiniz. T tarafı içinde bir dönem herkesin kullandığı Mac-10 elma şekeri, tasarım olarak nostaljik olan Mac-10 buton basıcı ve gözlerinden ateş çıkartan Mac-10 Sakakko arasında kaldım. Fiyatları ise sırasıyla 15 cent, 30 cent ve 1.16 dolar. Tercih size kalmış ama ben tercihimi görevde kullanılmış buton basıcı üzerinde kullanıyorum. Bir adet de kenarda dursun diye pompalı seçecek olursak Nova elma şekeri skininin fabrikadan yeni çıkmış versiyonunu 9 cent'e satın alabilir ve elma şekeri kontenjanımızı da tamamlamış olur. Sıra tüfeklerde. Her ne kadar artık Force ve yarım çekilen roundlarda artık genellikle MP9 veya da Mac-10 tercih edilse de FAMAS ve Galil olmadan envanterde ezik diyemem. FAMAS için ZX Spectrum skinini eskimiş veya savaş görmüş olarak 1.2 dolara kadar bulabilirsiniz. Benim de aktif olarak kullandığım fiyatın ötesinde bir skin bana göre. Savaş görmüş veya eskimiş olması sizi korkutmasın. Silahta deformasyon neredeyse hiç yok. Sadece renkler çok az daha soluk. Fark edilebilecek büyük bir ayrıntı yok. Galil için ise 12 cent'e Destroyer az aşınmış skinini tercih ettim. Üzerindeki çıkıntılı gibi gözüken Destroyer
Tour yazısının son harfleri fiyatına göre güzel bir detay bence. Tek eksisi tercih edilen renkler. Onlar zaten ilgi çekici olsa fiyatını direkt onunla çarpabilirsiniz. Bence yeterli bir skin. AK ve M4'e geçmeden önce bir adet de AWP skin seçecek olursak aslında aklımda yılların çıngıraklı yılanı vardı ancak aynı fiyata scope'un da kaplamaya dahil olduğu kılcal damar mantıklı geldi. 0.2 dolara ikisinin de görevde kullanılmışını bulmak mümkün. 20 cent'e AWP skinini bu devirde babası oğluna vermez diyerek M4A1S'e geçiyorum. Aktif olarak az aşınmışını kullandığım, fiyatın hakkını ve fazlasını veren görevde kullanılmış M4A1S kurşunlu vitray 5.3 dolar ile tercih edebileceğim skin olacak. Eğer USPS flashback ile combo yapmak istiyorsanız fabrikadan yeni çıkmış flashback skin'e 3 dolara düşünülebilir. M4A1S yerine M4A4 oynuyorsanız kesinlikle M4A4 renk cümbüşü görevde kullanılmış tercih edeceğiniz skin olmalı. Uzun zamandır A1S oynuyorum ve eğer A4'e geçiş yaparsam kesinlikle listemin ilk sıralarında yer alıyor. 6.15 dolara satın alabilirsiniz. Bütçenizi biraz arttırırsanız Neo'yu da tercih edebilirsiniz. Ve sıra geldi AK-47'ye. Ne yazık ki AK'de fiyatlar yavaş yavaş artmıyor. Adeta tırmanıyor. Ya ucuz ya pahalı ya da çok pahalı skinler var. Kalan bütçemizde önerebileceğim skinlerin birinci sırasında yaklaşık 8 dolarlık fiyatı ile AK-47 gece uykusu eskimiş var. Kırmızı nadirlikte ve renkli bir skin. Tercih edilebilir. İkinci sırada 7.2 dolar civarındaki son dönemin en popüler skinlerinden olan görevde kullanılmış AK-47 Animus Legion'u var. Ve üçüncü sırada ise 6.75 dolarlık fiyatı ile AK-47 buz kaplamalı görevde kullanılmış var. Aktif olarak benim de kullandığım fiyatına göre güzel bir skin. Önerebileceğim AK skinleri bunlar ama hareketli bir envanter dizdiğimiz için bu seçenekler arasında benim tercihim birinci sıradaki AK-47 gece uykusu eskimiş olacak. Listede AUK ve SG'nin yer almadığını fark etmişsinizdir. Bütçemizi 16 cent yani 5.45 TL'lik geçtik sanırım. Ancak verdiğim çoğu fiyat marketteki ortalama fiyatlardı. Yani çoğu skini birkaç cent daha ucuz almanız mümkün. Daha ucuzunu bularak edebileceğiniz kar, önerdiğim skinlerden birkaç ekleme çıkarma yaparak edebileceğiniz kar ve Steam market dışında farklı yerlerden satın alarak edebileceğiniz kar ile dilerseniz AUK ve SG için de gayet güzel skinler alabilirsiniz. Ayrıca örnek verdiğim M4A1S skini 5.3 dolarken A4 oynayanlar için verdiğim örnek ise 6.15 dolardı. Burada fiyat olarak fazla olan A4'ün fiyatını baz aldım. Aynı şeyi USPS ve P2000 için de yaptım. Yani eğer M4A1S ve USPS kullanıyorsanız aslında bu skinleri 95 cent daha da ucuz alabilirsiniz. Bu da 19.76 dolar yani 673 TL yapar. Bu bütçeyle oynadığınız hemen hemen her silahta gözünüze hoş görünecek skinler olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ajan, bıçak ve eldiven gibi eşyalara bu bütçede yer vermek tabii ki de imkansız. Eğer farklı konseptlerde envanter dizme videosu hazırlamamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz video ilginizi çekmiş olmalı. Beğenip kanala abone olarak bana büyük bir destekte bulunabilirsin. Ayrıca hype göndererek de videonun öne çıkmasına yardımcı olabilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.